ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 16 Mart 2018 Cuma ana haber bültenimizle karşınızdayız. Haberlerimizi detaylandıracağız ama öncesinde gündemde öne çıkan başlıklara göz atıyoruz. Afrin Harekatı 56. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin yolunda iki köyü daha teröristlerden temizledi. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Erzurum'daydı. Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın cenaze törenine katıldı. Tabuta elini koyan Erdoğan, Afrin'in fethinin yakın olduğunu söyledi, dua okudu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geldi. Üç bakan habercilerin karşısındaydı. Bakan Çavuşoğlu, yerel bir gazetecinin sorusuna FETÖ'cü ağzı diyerek yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yerel radyo ve televizyonlardan alınan uydu ücretlerini de indirime gidecek. Mecliste çalışmalar sürüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan çalışmayı anlattı. Çanakkale Destanı 103 yıl önce yazıldı. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Antalya'daki özel bir okulda anma töreni vardı. Gösteriler duygusal anlar yaşattı. Antalya'da eşiyle tartıştığı için falezlere çıkarak intihar etmeye kalkan genç uzun süre ikna edilemedi. Polis genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak uçurumun kenarından aldı. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, şüphelinin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Karşısında polisi gören şüpheli, ikinci katta bulunan evin balkonundan atlamaya kalktı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Kanal V ana haberde. Afrin Harekatı'nın 56. gününe girilirken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Sevgili izleyenler, Afrin'de şu ana kadar 3530 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO Afrin'e bağlı iki köyle stratejik öneme sahip iki tepeyi teröristlerden temizledi. Afrin'e düzenlenen Zeytindalı Harekatı'nda 56. güne girildi. Şu ana kadar Afrin'de 250 nokta teröristlerden temizlendi. İlçe merkezine 600 metre kaldı. TSK ve ÖSO Afrin'de son belde olan Mabatlı'ya hareket halinde bölgede yoğun hareketlilik gözleniyor. Mehmetçik ve ÖSO güçleri Afrin'in yukarı Meski ve aşağı Meski köyleriyle stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi. Harekatın dünkü bölümünde 15 köy ve bir tepe ele geçirilirken Afrin'de şu ana kadar 3530 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken Afrin, Afrinlilerindir mesajı verildi. Afrin'de yürütülen Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Partisinin kongresine de katılan Erdoğan, Avrupa Birliği ve teröristlere sert bir dille seslendi. Afrin'e düzenlenen Zeytindalı Harekatı'nda dün şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır Erzurum'da binlerce kişi tarafından uğurlandı. Şehit Kır'ın cenaze namazı ve törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin cenaze namazını da kıldı. Helallik alınmasının ardından Erdoğan namaza katılan vatandaşlara seslendi. Onlar sevgili peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Peygamber Efendimiz'e uğurluyoruz. İnşallah komşu olacaklar. İnşallah. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için, özellikle vatan, millet, ezanımız için verdiler, veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Afrin'in fethi için dua etti. Rabbim rahmetiyle
inşallah tecelli etsin. Ve Rabbim bizlere de bu makamı inşallah lütfetsin. Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin Savaşı'nda Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere şehitliğe götürülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin 6. olağan kongresinin yapılacağı salona geçti. Erdoğan kongre salonundan önce salon dışındaki halka seslendi ve Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar üzerinden eleştirdi. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Ve şu anda da istediğiniz kararı alın. Bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok. Erdoğan Suriye'deki ve yurt içindeki teröristlere de seslendi. İninize girdik gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır. Cumhurbaşkanı daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçti ve partililere hitap etti. Küresel 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın temasları sürüyor. Arnavutluk ve Moldova Cumhurbaşkanları ile görüşen Başbakan Yıldırım, Karabağ gazisini de ağırladı. Yıldırım görüşme sonunda gaziye Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi. Başbakan Binali Yıldırım, Bakü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Miladen Ivanić ile ayrı ayrı görüştü. Başbakan Yıldırım, Bakü'deki ikili görüşmelerinde ilk olarak Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile bir araya geldi. Yıldırım'ın ikinci görüştüğü isim Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon oldu. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Miladen Ivanić ile de bir araya gelen Başbakan Yıldırım son olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile bir araya geldi. Yıldırım Bakü'deki ikili görüşmeleri esnasında Karabağ'da bir gözünü ve bir ayağını kaybeden Gazi Yüzbaşı Kamil Musavi'yi ağırladı. Musavi, sizi burada görmekten gurur duyuyoruz, Allah sizleri var etsin diyerek Başbakan Yıldırım'a şükranlarını dile getirdi. Allah sizleri var etsin. Amin. Hepinizin inşallah. Sen nerede gazi oldun? Ben Karabağ'da. Karabağ'da. Bu son şeyde mi? Hayır, ondan önce. Önce, ha. Yıldırım Musavi'ye azminden ve davasından hiçbir şey kaybetmediğini belirtirken, Musavi'nin verdiği yanıt vatan sevgisini gözler önüne serdi. İnsan ayaksız gözsüz de yaşayabilir ama vatansız yaşamak gayri mümkün. Yıldırım'sa Yüzbaşı Musavi'ye Afrin Harekatı ile ilgili bilgi verdi. O aşk olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez. Kamil Yüzbaşı. Ben kardeşlerim, abilerim orada Afrin'de destan yapıyorlar. Ben orada bir destek videosu da hazırlamıştım. Biliyorum. Musavi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir video hazırladı. Videoyu izlediğini ve gurur duyduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Karadağ'ında Afrin gibi bir gün temizleneceğini söyledi. Karabağ'da bir gün temizlenir, merak etme. Türkçe leçe yakmak isteyenler Çanakkale'de bile şiş gibi dövüşen bir halkı görebilir. Elhamdülillah. Başbakan Yıldırım görüşme sonrası Musavi'ye Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi. Bakü'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Yıldırım dün gece yarısı yurda döndü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geldi. Üç bakan heyetler arası ve üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu toplantıda yerel bir gazetecinin sorusuna FETÖ'cü ağzı diyerek yanıt vermedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ikili ilişkiler ve Suriye konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Rus Bakan Lavrov, S-400 füzelerinin teslimatını hızlandırma taleplerine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı. Rus Bakan Lavrov, Türkiye ile vize konusuna değinerek biz artık bu aşamada vize rejiminin kolaylaştırılmasına yol açabilecek adımları tartıştık ve çalışmaları başlattık dedi. Bakan Çavuşoğlu yapılan görüşmede toplantının 3 Nisan'da Ankara'daki Üst Düzey İşbirliği Konsey toplantısının düzenlenmesine hazırlık aşaması olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ayrıca ikili ilişkilerin gelişmesi için bölgesel meselelerin çözümlenmesinde işbirliğinin genişletilmesine yönelik ortak ilgilerinin olduğunu söyledi. Çavuşoğlu Suriye'de sivillerin katledilmesinin önüne geçmek için çalışmaların yapılmasına değindi. Mücadele bahanesi altında ayırt etmeksizin bütün sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Ve Halep senaryosunun Doğu Guta'da tekrar yaşanmasını önlemek için ne gerekiyorsa yapmak konusunda kararlıyız. Burada teröristleri elbette etkisiz hale getirmek önemlidir. Ve teröristlerin herhangi bir ülkenin Rusya'nın misyonuna saldırmasını da kabul etmek de mümkün değildir. Fakat buradaki teröristleri yok etmek için Doğu Guta'daki tüm sivil halkı ayırt etmeksizin bombalamak, hepsini öldürmek, kadın çocuk hepsini öldürmek de doğru bir anlayış, doğru bir strateji değildir. Ve maalesef bugün Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Doğu Guta'da insani dram yaşandığının altını bu cümlelerle çizen Çavuşoğlu, insani yardım konusunda Rusya'nın yetersiz kaldığına dikkat çekti. Rusya'nın özellikle çabalarını da takdirle karşılıyoruz ama yetersiz olduğunu da vurgulamak zorundayız. Bir an önce tüm kuşatılmış bölgeleri ayırt etmeksizin insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşması konusunda daha kararlı olmamız lazım. Bakan Çavuşoğlu, toplantının soru cevap bölümünde gazetecilerin Afrin harekatında sivillerin zarar görüp görmediği sorusuna yanıt verdi. Yerel bir gazeteci olduğunu iddia eden kişinin taraflı sorusuna ise FETÖ'cü ağzı diyerek yanıt vermedi. Ya kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazete olarak da bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. Biz zaten Afrin konusunda gerekli açıklamalarımızı bugüne kadar yaptık. İkinci soru hakkında diplomasi skandalı. FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum. Basın toplantısı bu gerginlikle son bulurken bakanlar yapacakları ikinci toplantı için salondan ayrıldı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nın kentin tanıtımında büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Turizmin 50'yi aşkın sektörü direkt etkilediğini hatırlatan Başkan Çetin, fuarın katılımcı sayısındaki artışla Antalya ve Türkiye'ye büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestorex 2018'de geri sayım sürüyor. Dünyada ilk kez bu kapsamla düzenlenen Hestorex 2017'nin yankıları hala sürerken, Hestorex 2018'in hazırlıkları ise son hızda devam ediyor. Hestorex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak ve Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Okan Kaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret etti. Başkan Çetin, geçen yıl ilk kez düzenlenen fuarın başarısına değindi. 5000 civarında yine yurt dışından katılımcı gelecek. Antalya'nın tanıtım açısından, Antalya'daki alternatif turizmi gelişmesi açısından çok önemli bir fuar. Bu fuara destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Antalya için de daha da çok gelişecek bir fuar. Başkan Çetin, turizmin 50'yi aşkın sektörü direkt etkilediğini belirterek Hestorex'in bu anlamdaki önemine dikkat çekti. Fuara katılım ne kadar yüksek olursa Antalya ekonomisi zaten o bir hafta içinde çok ciddi anlamda katkısını alıyor. Daha sonra Antalya'daki işletmeler
hem sağlık turizmine hizmet verenler hem alternatif turizme hizmet verenler de çok büyük katkısı var. Bu fuar gittikçe de daha da gelişecek. Antalya artık alternatif turizmde Türkiye'de, dünyada bir buluşma noktası olacak. Özellikle bunu düzenleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Antalya için önemli bir fuar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yerel radyo ve televizyonlardan alınan uydu ücretlerinde indirime gidecek. Reklam gelirleri ulusal kanallardan kat ve kat düşük olmasına rağmen TürkSat'a aynı yayın ücretini ödeyen yerel kanallar bu sayede rahat bir nefes alabilecek. Türkiye'nin iletişimini sağlayan TürkSat 3A ve 4A'da 600'ü aşkın yayın frekansı mevcut. Bu frekansların birçoğu radyo ve televizyon kanalları tarafından kullanılırken bir kısmı da geçici süreyle kiralanabiliyor. İstanbul'da yayın yapan ulusal kanalların dışında 100'ü aşkın yerel televizyon ve bir o kadar da radyo TürkSat üzerinden yayın yapıyor. Ancak yerel televizyon ve radyolar son yıllarda ekonomik krizin eşiğinde. Aslında ulusal televizyonlar ve yerel televizyonların arasındaki fark reklam ve program gelirlerinden kaynaklanıyor. Büyük firmalar İstanbul merkezli oldukları için ilk başta reklam tercihini ulusal kanallarda kullanıyorlar. Bu nedenle de arada büyük bir gelir farkı ortaya çıkıyor. TürkSat'a yayın yapabilmek için ödenen ücretlerin gelire oranla çok yüksek olması yerel medyayı zor duruma düşürüyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı harekete geçmiş ve bu kanalların yayın kapasitesine göre %40 ile %60'a varan indirimlerin sinyalini vermişti. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu... Dünkü meclis oturumunda ise CHP'nin verdiği önergeyle konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, çalışmanın bitmek üzere olduğunu müjdeledi. Bu konuda zaten hükümetimiz bir çalışmayı başlatmıştır. Hükümet sözcümüz ve Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ'ın başkanlığında değerli yine Başbakan Yardımcılarımız Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla bir bu konuda bir kurul kurulmuş ve önemli mesafeler alındı bu konuda. Özellikle yerel radyo ve televizyonlarımızın uyduya çıkarken daha adilane, daha eşit şartlarda bu imkandan faydalanması yönünde çok önemli bir çalışma yapılıyor. Ben burada yine yerel radyo ve televizyonlara sahiplerine bir müjdeyi de şimdiden vermek isterim. Bu vesile için CHP'ye teşekkür ederiz. Bu konudaki çalışmalar yakında nihayetlenecek. Ödemelerin dolar şeklinde yapılmasının TürkSat'ın döviz yükümlülükleri nedeniyle değişmeyeceği, ancak kur sabitleme gibi bir çalışmaya gidilebileceği de gündemde. Evet, tüm yerel radyo ve televizyonları ilgilendiren bu önemli çalışmadan dolayı başta AK Parti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm yerel radyo ve televizyon kuruluşları olarak bu güzel haberle daha haklı rekabet edebileceğiz böylece. Devam ediyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'daki özel okullarda da anma töreni düzenlendi. Minik öğrencilerin yaptığı panoramik sergi ve tiyatral gösteri duygusal anlar yaşattı. ...18 Mart bu yıl pazar gününe denk geldiği için birçok okul kutlamalara önceden başladı. İstek Antalya Yeditepe Koleji Konyaaltı Kampüsü de Çanakkale Zaferi yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Tabii ki okulumuzdaki tüm öğrenciler, yani 5 yaştan 8. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerimiz bu konuda burayı gezecekler, bu bilinci, bu havayı teneffüs edecekler. 2 hafta boyunca tüm 6. sınıf öğrencileri derslerdeki atıkları geri dönüştürerek Çanakkale Savaşı'nı anımsatan panoramik bir sergi hazırladı. Çok güzel bir çalışma oldu bizim açımızdan da. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşlerinin başlattığı bir proje vardı sıfır atık anlamında. Bizler de çocuklarımızın hem geri dönüşüm bilincini kazanmaları açısından hem de Çanakkale ruhunu yaşatmaları açısından böyle bir proje başlattık. Burada resim sergimizdeki temel amaç tamamen atık maddelerden böyle bir panoramik sergi ortaya çıktı. Grup bilinciyle oluşturulan sergide kağıttan yapılmış Seyit Onbaşı da oldukça ilgi çekti. Serginin açılışına katılan Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Poplar da öğrencilerle sergi alanını gezerek onları tebrik etti.
bir sergi hazırlamışlar. Çanakkale Zaferi ile ve şehitlerimizi anmak üzere. Bizi sevindiren en önemli nokta da atık malzemelerden bir sergi oluşturmuşlar. Bunu düşünen öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Harika bir çalışma olmuş. Ardından gösteri salonuna geçildi. Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu tiyatral gösteri duygusal anlara neden oldu. ...34 dansçı ve 22 kişilik korodan oluşan dev gösteri yoğun ilgi gördü. Aileler ve öğrencilerin izlediği gösterilerde miniklerin olağanüstü performansı dakikalarca alkışlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla hayata geçen Evde Okul Online sistemi tanıtıldı. Öğrencilerin kendilerine özgü şifreyle girebilecekleri sistem sayesinde öğrenciler bilgiye kolayca erişip online deneme sınavlarına dahil olabilecekler. Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin başarısına önemli katkı sağlayacak online eğitim sistemini hayata geçirdi. Evde Okul Online Eğitim Sistemi Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle öğrenci ve öğretmenlere tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel sistemi bizzat kendisi anlattı. Okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine derslerinde destek olmayı hedefliyoruz. Başkan Türel'in gençlere tavsiyesi de vardı. Biz size internette oyunları hiç oynamayın demiyoruz. Ama zamanınızın önemli bir bölümünü, hatta tamamını bu sanal dünyaya mahkum ederseniz o zaman başarılı olmanız mümkün değil. O yüzden şimdi biz de işte bu teknolojiden sizleri eğitiminize katkı sağlayacak şekilde faydalanmak yönünde bir imkanı sunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'sa eğitime verilen destek için Başkan Türel'e teşekkür etti. Özellikle bilişim ve sosyal medya ağlarının çok karmaşık olduğu dönemde güvenilir bir bilgiye erişim noktası olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyor. Bu destek ve benzer destekler için eğitime her türlü katkılarını sağlayan, maddi manevi her zaman yanınızda hissettiğimiz Sayın Menderes Türel Başkanımıza huzurlarında teşekkür ediyor. Bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. İlkokul 1. sınıftan üniversite hazırlık düzeyine kadar toplam 231.500 testin bulunduğu sisteme öğrenciler kendilerine özgü şifreyle girip deneme sınavlarına da dahil olabilecekler. Muratpaşa Belediyesi Ocak ayında topladığı işitme engelliler çalıştayında alınan kararın ardından işaret dili eğitimlerine başladı. İlk etapta turunç masa ve spor işleri gibi vatandaşlarla daha çok iletişim halinde olan personele eğitim veriliyor. Muratpaşa Belediyesi Ocak ayındaki işitme engelliler çalıştayının sonuç bildirgesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin işaret dili öğrenmesi bildirisini hayata geçirdi. Turunç Masa ve Spor İşleri Müdürlüğü gibi ilçe sakinleriyle birebir iletişim içinde olan personele yönelik eğitimler başladı. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlere 5 grup halinde 96 personel katılıyor. İki kademe haline gerçekleşecek eğitimler yaklaşık 7 ay devam edecek. Programda ikinci kademeyi tamamlayan aynı zamanda işaret dili eğitmeni olabilecek. Antalya'da bu yıl 12.si düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Mayıs ayında efsaneler temasıyla açılacak. 12 ay ziyaret edilebilen müze aynı zamanda dünyanın en uzun süre ziyaret edilebilen kum heykel etkinliği özelliğine de sahip. Bu yıl 12.si düzenlenecek Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamındaki Kum Heykel Müzesi 1 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Son 4 yıldır 12 ay dünyanın tek ilk unique ziyaret edilebilen kum heykel müzesi diyeyim özelliğini kazandırdık aslında. Dünyada daha başka bir örneği yok. Normal şartlarda 2-3 aydır bu tür organizasyonların açık kaldığı süreler ama Antalya şartları bize buna müsaade etti ve böylelikle dünyada ilk kez 12 ay ziyaret edilebilir bir sergi haline getirdik.
Festival direktörü Cem Karaca, amaçlarının kış döneminde de Antalya'yı turistik anlamda ilgi çekici hale getirmek olduğunu kaydetti. 2018 sezonunda düzenlenecek 12. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin Mayıs ayında yapılacak efsaneler temalı heykellerin ne olacağı ise açıklanmadı. Yeni yapılacak heykellerle birlikte irili ufaklı 100 olan heykel sayısının 150'ye çıkarılması düşünülüyor. Festival ilk düzenlendiği 2006'dan bu yana 1 milyonu aşkın yerli yabancı turisti ağırladı. Antalya'nın Alanya ilçesine uzanıyoruz şimdi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler ve vatandaşlar bugün denizin tadını çıkarttı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler Damlataş'la Kleopatra plajlarına geldi. Bazı tatilciler denize girerken bazıları şezlonglara uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı. Antalya'da eşiyle tartıştığı için falezlere çıkarak intihar etmeye kalkan genç uzun süre ikna edilemedi. Polis genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak uçurumun kenarından aldı. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis şüphelinin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Karşısında polisi gören şüpheli ikinci katta bulunan evin balkonundan atlamaya kalktı. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Türkiye'de 500 bine yakın üyesi olan ve üyelerin milyarlarca lirasını alıp kayıplara karıştığı iddia edilen Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu Çiftlik Bank'ın Antalya'daki şarküteri bahisi de kapılarını kapattı. Ülke genelinde 500 bine yakın üyesi olan kısa sürede 80 bin kişiden 500 milyonun üzerinde para toplayan Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Gevye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Şirket sahibi Mehmet Aydın kayıplara karıştı. Antalya'da Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde hizmet veren Çiftlik Bank şarküteri mağazasının operasyonların ardından açılmadığı görüldü. Çiftlik Bank şarküterinin hedef olmamak için kepenk kapattığı, dükkan içerisinde çok az mal kaldığı görüldü. Mağazanın iki gündür açılmadığı ve iş yerine kiralık yazısının asıldığı dikkatlerden kaçmadı. Antalya'da eşiyle tartıştığı için falezlere çıkarak intihar etmeye kalkan genç falezlerden çıktı ve uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Ancak telefonla konuştuğu sırada bir anda dalgınlık yaşayınca polis tarafından uçurumun kenarından yakalanarak kurtarılabildi. Olay Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde saat 16 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 24 yaşındaki Sedat K. tartıştığı eşinin evden ayrılması üzerine falezlere gelerek intihara kalkıştı. Bu sırada şahsı görenler 112 acil servise polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna edebilmek için yaklaşık 2 saat dil döktü ancak başarılı olamadı. Karısının yanına gelmesini isteyen şahsı bu sefer cinayet büro amirliğinden bir polis memuru telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Tüm ikna çabalarını aldırış etmeyen şahsı telefonda görüştüğü polis memuru dalgınlığından faydalanıp uçurumun kenarından alarak kurtardı. Sinir krizleri geçiren Sedat K. ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifade için polis karakoluna götürüldü. Antalya'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polislere fuhuş yapmadıklarını iddia eden kadınlar kısır günü düzenlediklerini iddia etti.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri istihbarat üzerine Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığını belirlerken kadınları ŞY ve ŞB'nin pazarladığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler evde bulunan 3 Türk kadınla ŞY ve ŞB'yi gözaltına aldı. Polisi karşısında gören kadınlar biz ev hanımıyız, burada fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz dedi. Gerçekse müşterilerin ifadesiyle ortaya çıktı. 3 kadın ifadelerinin ardından serbest kalırken kadınları pazarlayan ŞY ile ŞB gözaltına alındı. İkinci operasyonsa Muratpaşa ilçesi Çağlayan mahallesinde düzenlendi. Müşteri gibi davranan polis, biri Belarus ve ikisi Özbekistan vatandaşı 3 kadınla fuhuş karşılığında 2000 liraya anlaştı. Belirtilen adrese gelen şüpheliler gözaltına alındı. Müşterilerin güven vermek amacıyla şüphelilere havalar da çok ısındı şifresini kullandıkları ortaya çıktı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, şüphelinin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Karşısında polisi gören şüpheli ikinci katta bulunan evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. İki ayağı birlikte kırılan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi alındı. 8 suçtan aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polisten kaçmak isterken ayaklarını kırdı. Olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 8 aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören şüpheli kapıyı polislerin yüzüne kapatıp balkona çıktı. Pencere önünde yapılan beton sundurma üzerine basan F.D. yan bina altındaki iş yerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. o halde kaçmaya başladı. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan, kırık ayaklarının acısıyla kıvranan F.D. peşindeki polisler tarafından yakalandı. F.D. polisin olay yerine çağırdığı 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilginç, bir o kadar da acı bir olay yaşandı bugün. Vatandaşların yoldan geçtiği sırada bir apartmanın 4. katından önlerine genç bir kadın düştü. Ağır yaralı olarak 112 ekiplerinin hastaneye kaldırdığı genç kadın maalesef kurtarılamadı. Vatandaşlar yoldan geçerken bir apartmanın 4. katından önlerine 21 yaşındaki Esra Dinç düştü. Olay dün akşam saat 21 sıralarında meydana geldi. Aşağıhisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katından kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 21 yaşındaki Esra Dinç yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Esra Dinç'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayın cinayet mi, intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. Evet, Burdur'a uzanıyoruz şimdi. Orada da ilginç bir olay yaşandı. 55 yaşındaki çiftçi kullandığı traktörün üzerinde ruhsatsız tabancasıyla bir anda başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan çiftçinin hayatta kalması olay anında yanında olan eşinin soğukkanlılığına bağlı. 55 yaşındaki çiftçi belinden çıkarttığı silahla kafasına ateş etti. Burdur Merkez Büyüdüz köyünde oturan İG, öğlen sıralarında tarlaya gitmek için traktörle evden ayrıldı. Yanında eşi Aysel G'yi de alan İG, Palaz mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü durdurup üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan eşini gören Aysel G, soğukkanlılığını koruyarak 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından hayatta kalması sağlanan İG yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma Aysel G'yi ifadesi için karakola götürdü. Evet, yurttan haberlerimiz bu şekildeydi sevgili izleyenler. Sırada kısa bir dünya turumuz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eski Rus ajanı Sergey ve kızı Yulia'nın Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin görünen o ki bunun ardında Ruslar var ifadesini kullandı. Diğer yandan İngiliz, Fransız ve Alman liderler de Trump'la aynı şekilde düşünüyor. Amerika'nın Florida eyaletine bağlı Miami kentinde üst geçidin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği köprünün 862 ton ağırlığındaki ana gövdesi cumartesi günü yerleştirilmişti. Japonya'da gerçekleştirilen geleneksel ateş üzerinde yürüme festivalinde Budist rahipler kor ateş üzerinde yürüdü. Her yıl Mart ayının ikinci haftasında düzenlenen etkinliğin adresi ise başkent Tokyo yakınlarındaki Takao Dağı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'i muhasara altına alması üzerine sivil halk YPG'li teröristlerden temizlenen köylerine geri dönmeye başladı. ÖSU askerleri gelenleri "siz bizim baş tacımızsınız" diyerek karşıladı. Myanmar'daki soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamptaki alışveriş yerlerinin çoğu kullanılamaz hale geldi. ABD'de bir barınaktan muhteşem görüntüler. Barınağın çalışanlarından birisi barınağın sakinlerine ücretsiz bir konser verdi. Gitar çalındığı sırada sakinleşen hayvanların ortaya çıkan muhteşem görüntülerini izliyoruz. Böylece haftanın son ana haberiyle karşınızdaydık. Sevgili izleyenler, pazartesi günü yine aynı saatte saatlerimiz 19'u gösterdiğinde kanal ve ekranlarında sizlerle buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Meteorolojiden derlediğimiz verilere göre bazı illerimizde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İstanbul parçalı bulutlu 17.9, Ankara parçalı bulutlu 14.2, İzmir güneşli 21.10, Bursa parçalı bulutlu 12.0, Adana yağmurlu 22.11, Eskişehir parçalı bulutlu 15.2, Trabzon sağanak yağmurlu 12.10, Malatya gök gürültülü sağanak yağışlı 13.6, Şanlıurfa gök gürültülü sağanak yağışlı 17.9, Konya parçalı bulutlu 16.4 derece olacak. Sarımın ve turizmin başkenti Antalya'da ise havanın durumu şu şekilde olacak. Bugün parçalı bulutlu 20.10, yarın parçalı bulutlu 21.11, pazar parçalı bulutlu 20.12 derece olacak. Kentin çevresine göz attığımızda ise
Akseki Ağız Bulutlu 16.3, Aksu Ağız Bulutlu 28, Alanya Ağız Bulutlu 21.13, Demre Ağız Bulutlu 29, Döşemaldı Ağız Bulutlu 19.7, Elmalı Ağız Bulutlu 17-1, Finike Ağız Bulutlu 20.11, Gazpaşa Ağız Bulutlu 20.11, Gündoğmuş Ağız Bulutlu 17.4, İbrada Ağız Bulutlu 16.2, Kaş Ağız Bulutlu 20.12, Kemer Ağız Bulutlu 19.10, Kepez Ağız Bulutlu 29, Konyaaltı Ağız Bulutlu 28, Korkuteli Ağız Bulutlu 17.2, Kumluca Ağız Bulutlu 29, Malatya Ağız Bulutlu 21.10, Muratpaşa Ağız Bulutlu 29, Serik Ağız Bulutlu 20.10, Burdur Parçalı Bulutlu 15.1, Isparta Parçalı Bulutlu 14-1 derece olacak. Son olarak dünyadan bazı kentlere göz atıyoruz. Londra sağanak yağmurlu 12.7, Madrid Parçalı Bulutlu 15, Paris Parçalı Bulutlu 14.7, Atina sağanak yağmurlu 20.10, Roma sağanak yağmurlu 16.8, Berlin parçalı bulutlu 4.1, Moskova açık -4-7, New York çok bulutlu 7.0, Tokyo az bulutlu 18.12, Bakü az bulutlu 11.5 derece olacak. Delfin Otelleri piyasaları sunar. Borsa İstanbul'da bugün dolar 3 lira 91 kuruş, euro 4 lira 80 kuruş olarak günü tamamladı. Altın 165 lira 116 kuruş, Borsa İstanbul'sa 117.206 puanla işlem gördü. Delfin Otelleri piyasaları sundu. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra turuncu yeşilliler antrenmana ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İtmanın son kısmındaysa futbolcular taktik çalıştı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanya Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Göztepe maçına dikkat çekti ve taraftarları takıma desteğe çağırdı. Çok önemli iki galibiyet aldık ama bu haftaki Göztepe maçı hepsinden çok daha önemli. Bizim için bir kez daha sizin huzurunuzda hepsine teşekkür ediyoruz ama bu hafta da çok önemli. Bu hafta da aynı şekilde aynı birlik beraberliği aynı şekilde daha çok stadı dolduraraktan yine bütün Alanya'da yaşayan bütün taraftarlarımızı herkesi bu maça davet ediyoruz. Hiç maça gelmeyenleri bile bu maçta yine görmek istiyoruz. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Dünya Kupası Ekim ayında Meksika'da gerçekleştirilecek. Düz koşu ve pas ağırlıklı çalışan takımın antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Takım bugünkü antrenmanda top sürme ve şut çalışması da yaptı. Çalışmalarını şu an Antalya'da sürdüren ampute takımı Ekim ayında Meksika'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası maçlarına katılacak. Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayağı başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otele bağlı golf kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun 4. ayağı 18 Mart Pazar günü sona erecek. Organizasyonun 5. ayağı 30 Mart 1 Nisan tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki National Golf kulübünde gerçekleştirilecek. Turun Nisan ayında düzenlenecek 6. ayağının sonunda ise ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın sporcular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.